Tüm dünyada koronavirüs ile mücadele ederken ölü sayısındaki artış engellenemiyor. Öte yandan hastalığı farkında olmadan ya da hafif belirtilerle geçirenlerin sayısının da hala fazla olduğu söyleniyor. Bu yüzden başta Amerika olmak üzere birçok ülkede bağışıklık kazanan kişileri tespit etmek için hastalığı hafif atlatanlara yönelik testler geliştiriliyor. Profesör Doktor Meral Sönmezoğlu bu konuda merak edilenleri şöyle anlattı. Covid-19'u hafif geçirip geçirmediğimizi nasıl anlarız? Böyle bir test yapılabilir mi? Covid-19'u toplumda en yoğun 20-49 yaş grubu geçiriyor. Ancak bu grubun sadece %15-20'sinde hastaneye başvuracak şiddette belirtiler oluyor. Hastalığı hafif belirtiler veya tamamen belirtisiz geçirenlerde bir hafta sonra antikor çıkmaya başlıyor ve 2 hafta sonra tespit edilebiliyor. Belirtisiz geçirenler evinde pozitif çıkan bir hasta olduğu zaman yapılan taramalarda tespit ediliyor. Bu hastalarda antikor gelişip bağışıklık oluşuyor. Hafif geçirenlerde ne gibi belirtiler olur? Bu kişilerdeki en önemli belirti halsizlik ve sırt ağrısı oluyor. Bununla birlikte daha az olmakla birlikte öksürük ve üşüme, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetler yaşanabiliyor. Bu kişilerin organlarında da hasar kalır mı? Hafif geçirenlerde hasar hemen hemen hiç kalmıyor. Covid-19'u bir kez atlatan tekrar geçirebilir mi? Bu soruya yanıt olarak teorik bilgilerimize dayanarak evet geçirebilir diyoruz. 31 Aralık 2019'dan 15 Nisan 2020 tarihine kadar dünyada görülen 2 milyondan yakın vakayla ilgili bilgilere baktığımızda hastaların iyileştikten sonra %30'un kadarında antikor tespit edilmiştir. Ancak bu antikorların düşük düzeyde olduğu görülüyor. Düşük düzey antikorun ne kadar virüsü yok edebilecek güce sahip olduğunu açıkçası bilmiyoruz. Dolayısıyla bir kez geçirilebilen tekrar geçirebilir düşüncesiyle hareket edilmeli ve salgın pandemi sırası sınırında devam ettiği sürece sosyal mesafeye çok dikkat edilerek diğer koruma önlemlerine de sıkı sıkıya uyulmalı. Şu anki bilgilerimiz teorik ve 1-6 ay daha hastalığın izlenmesi gerekiyor. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.